Saygıdeğer izleyenler, biz insanoğlu başına hal gelmeden can güvenliği önlemimizi almaktan imtina ederiz. Önceki akşam Ünye'nin güzel bir iş yerinde elektrik kondağından çıktığı bir yangın olayı yaşadık. Yangın gündeme gelince evlerde, iş yerlerinde yangın tüplerinin önemi, özelliği aklımıza gelir. Biz de insanlarımızı görevimiz gereği bu işle iştigal eden insanların ağzından yangın tüplerinin hangi hal ve durumlarda nasıl kullanılacağını ve her evde, iş yerinde, arabada olması gerektiğini, bu işin Ünye'deki yetkilisinden öğrenmek istiyoruz. Önce sizi tanıyalım. Önce ben Reşit Genç. Reşit'ciğim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Bir yerden, olay yerinden geldiniz. Ben de sizi iş yerinizde denk getirdim. Yakaladınız. O dün akşamki, ismini vermeden söylüyoruz, yangın felaketinin yaşandığı ama tüp olduğu için, oradaki insanlar da tüpü kullanmayı bildikleri için evet, müdahale etmişler. Ucuz atlattılar evet, diyelim. Tabii ki. Sizden tüpün önemi, özelliği hakkında kısa ve öz kamuoyunu bilgilendirmenizi istiyoruz. Tabii ki yangın tüpleri insan olduğu her yerde gerekli olan bir ürün. Tabii doğru ürünü kullanmak gerekiyor. Burada farklı tüplerimiz var. 1 kiloluklar var arabalar için, 2 kiloluklar var, 6 kiloluklar var. Karbondioksitler var. Bunlar elektrik panoları için biliyorsunuz karbondioksitler. Şu tip tüpler. Evet. Bunlar genel söndürücü ABC sınıfı. İnsan olduğu her yerde bunlar gerekli olan ürünler. Olması gereken daha doğrusu. Bir de dikkat etmemiz en gereken önemli konu şu. Yangının rengine göre yangın tüpünü bulundurabilmek. Yangının rengi rengine göre. Şimdi A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, E sınıfı, F sınıfı. Bu son. F'ye kadar geldik şu ana kadar. Evet. Bunların hepsinin yangın söndürme özelliği farklı. Mesela F sınıfı davlumba söndürme sistemi, RC50 gibi. Elektrikli yangın. Bu yok. Davlumba söndürme sistemi mutfaklarda. Tüp gaz. Mutfaklarda. Tüp gaz. Davlumbazlar var ya. Davlumbazların altında otomatik bir sistem. Var. 182 dereceyi görünce kendiliğinden bakır bir telle tutturulmuş. Evet. Otomatik olarak kendisini söndürür. Evet. İşte bu tip renklerine göre tüpleri alırsa insanlar ya da kullanırsa bu sefer yangının da başarılı olacaklardır. Her tüp her yangını söndürecek diye bir kayda asla yok. Yok. Siz buradan insanlarımızı en seri şekilde bir tüpten kaynaklı yangında, bir de elektrik kontağından çıkan yangında, ki en çok insanlarla iç içe olan iki tane ürün, tüp, gaz, elektrik. Evet. Hayatımızın kaçınılmaz parçaları, vazgeçilmezleri. Evet, doğru. Tüpten meydana gelen yangında ne yapacaklar, tüpü nasıl kullanacaklar? Elektrik kontağından meydana gelen yangında. Evet, şimdi elektrik yangınlarında kuru kimyevi toz kullanılabilir. Fakat zarar verici malzeme var içinde. Monoamonyum fosfat var çünkü. Ama karbondioksit ya da FM200 gibi söndürücüler elektrik panolarında daha başarılı. Çünkü söndürüyor ve tortu bırakmıyor. Evet. Temiz gaz oldukları için. Evet. Yani elektrik panolarında biz karbondioksit ya da FM200 öneriyoruz. Mikro söndürmeler var. Otomatik. Yani içinde dopingli bir sistem var. Döşüyoruz. Kendi kendine insansız söndürebiliyor. Artık yani bu konuda iyiyiz Türkiye olarak. Evet. Ayrı zamanda şimdi burada kuru kimyevi tozlar var. Bir de köpüklü tüpümüz var. Mesela onlar da A sınıfı katı yangınlarda. Yani biraz önce söylediğim gibi her yangının rengine göre bir tüp bulundurmanız gerekiyor. Her tüp her yangını söndürmüyor. Bunların ekonomik olarak da insanlara maliyeti nedir? Kısa ve özde ondan bilgi verirseniz. Tabii insanlarımız evinde, iş yerlerinde, arabasında bulunduranlar bulunduruyor da bizim farklı bir özelliğimiz var insan olarak. Başımıza hal gelmeden önlem almanın pek önlem almaya çalışmıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz bu bölgede çok çalıştığımız yerler var.
gerçekten bu seviyeye ulaşabileceğimizi hiç düşünmüyorduk eskiden. Ama ulaştık ve gerçekten söylüyorum, buradaki çoğu firma iş güvenlik adına, İSG adına gerçekten burada başarılı. Bütün iş güvenlik iş yerleri iş güvenliğini, OSGB'sini falan yapıyor. Ve bunlar bize katkı sağlıyor, biz de onlara katkı sağlıyoruz. Ve herkes kendi önlemini alıyor, gerçekten firmalar alıyor. Almayan firma çok nadir. Bu güzel, en azından bu konuda insanlarımız biraz bilinçlenmiş diyebilirim. Ve şöyle söyleyeyim, mutluluk verici bir durum. Tabii ki olay. Ve şöyle söyleyeyim, gerçekten söylüyorum. Üniye bu bölgedeki İSG adına en önemli yerlerden biri. İş güvenliği önlemi almak adına. Evet. Can güvenliği önlemi, evet, almak adına. Evet. Gerçekten tabii burada ben şimdi isim vermeden telaffuz edeyim. Tamam. Burada bir de OSGB'miz var. Kurulum. Yani Üniye'de iki tane OSGB'miz var. Evet, iki tane OSGB'miz var. İkisi de alanlarında başarılı çalışıyorlar. Bunlar da çok önemli. Bunlar aslında bizi, biz de onları destekliyoruz. Çünkü onlar da iş yerlerine gittikleri zaman oradaki noksanları, gerekli olan malzemeleri tedarik etmesi için işverenlere, iş sahiplerine bilgi veriyor. Evet. Onlar da bize ulaştığı zaman biz işi çözüyoruz zaten. Peki. Başka ne istiyorsan sorabilirsiniz. Ben size yardımcı olayım yine. Bilgim dahilinde soruyorum. Evet. Başta anons yaparken söylediğim, biz insan olarak günlük yaşamaktan yana tercihlerini kullanan canlılarız. Evet. Halbuki 100 yıl sonrayı diye laf ediyorum ben ama bir hafta sonrayı düşünerek yaşayan insan sayımız yok denecek kadar az. Bir insan bir yere adım atarken, bir binayı kurarken bina için elzem olan temelin sağlam atılması. Evet. Bina için yangın da kaçınılmaz bir gerçektir. Tüp kullanacaksın, elektrik kullanacaksın. İkisi de görünmeyen tehlike. Tabii. Bunlar için son olarak Şunu söylemek isterim. Bir yangının sebepleri nedir? Yangın üçgenidir, değil mi? Isı, yanıcı madde. Evet. İşte üç yangın üçgenini bozduğun zaman yangın söner. Biz burada yapmamız gereken aslında toplum olarak, tabii insanlar sakın yanlış anlaşılmasın, hiç kimse bizden ya da bir şey alsın diye söylemiyorum. Yok, aslında. Öyle değil. Herkesin evinde uyarı anlamında. Çünkü dün akşam bir felaket yaşanmıştır, ucuz atlatılmıştır. Evet, cana gelmedi, mala geldi. Tabii, herkesin evinde, arabasında yangın tüpü olması gerekir. Ama şöyle bir şey var, bir algı var. Ben bu algıyı gerçekten uğraştım, bayağı bir yıktım ama şu algı şu, aldığı tüpün ömür boyu dayanabileceğini düşünüyor vatandaş. Öyle değil. Her işin bir öyle değil. Süresi var. Bir süresi var. O süreleri takip ettikten sonra gerçekten söylüyorum, yangını söndürürler. Yani tüpler sigortasıdır insan hayatı. Tabii. Zaten bize şöyle, biz araç tüpleri, iş yerleri, fabrikalar vesaire burada çok geniş bir alanda yelpazede çalışıyoruz. Burada biz noksanlarımız da tabii ki olabilir. Ama genelde başarıya ulaşıyoruz. Gerçekten ulaşıyoruz. İnsanlarımızı da uyardığımız zaman tabii. İnsani görevimiz. Önemli olan yangın tüpünü kullanabilmek, doğru ürünü kullanabilmek, yangını söndürebilmek. Yangını söndürmek için de bunların olması gerekir. Mesela ben şimdi bazı yangın eğitimlerine gidiyorum fabrikalara. En değer verdiğim konu şu. Rüzgarı arkanıza alacaksınız. 1,5-2 metreden fazla yangına yaklaşmayacaksınız. Elektrik yangını dahil. Zaten 18 barla çalışan tüpler 2 metre, 3 metre zaten ulaşabiliyor hedefine. Evet. Onun için yangının dibine kadar gitmelerine gerek yok. Rüzgarı arkanıza almadan yangına gitmenize gerek yok. Çünkü o yangın iki tarafın basıncıyla size geri gelecektir. Rüzgarı arkanıza almazsanız. Olay yaşandığı anda olaya tanık olan ev sahibi, misafir, akraba, kimse soğukkanlılığını nasıl koruyacak? İnsan heyecanlanmaya müsait, yaratılmış bir canlı. Şimdi şöyle, ellerinde eğer tüpler varsa, yangın tüpleri, yangın tüplerinin tam manometrenin alt tarafında, şöyle ben size göstereyim hemen. Gösterebilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle bir yangın tüpümüz var. Evet. Zaten ibre belli manometre dediğimiz, bakın tam yeşilin üstünde yeşilde. Görüyorsunuz. Evet. Bir buna bakacaklar, mühürüne bakacaklar. Bir de burada açıklaması var. Evet. Bu tüpün nasıl kullanabileceğini. Ne şartlarda tabii, nasıl kullanacağını bilmekte yarar. Tabii. Şunları iki kere, üç kere okusun.
İnanın panik yapmayacaktır. Ha, müdahale ederken. Müdahale de... tabii. Çünkü bakın burada mesela diyor ki dikkat 1000 volta kadar elektrik yangında kullanabilirsiniz. Evet. Değil mi? Şimdi Murat Bey şuradan bir tane kütüp verir misin bana? Köpüklü değil mi? Mesela bakın şimdi bu tüpte de çok farklı. Biraz önce 1000 volta kadar elektrik yangında kullanılabilir dedik. Evet. Bunda diyor ki dikkat elektrik yangınlarında kullanmaya uygun değildir. İşte biz bunu okuduğumuz zaman bütün sistemi aslında çözüyoruz. Bu niye uygun değil? İçinde köpük var bunun. Zaten yazıyor altına fuam köpüklü diyor. Köpüklü tüpü biz ne yapıyoruz? Elektrik yangınlarında kullanmıyoruz. Nasıl kullanmamız gerekir? Oradaki şarteli indirirsek kullanabiliriz. Bir de şu geldi aklıma, sohbet ettikçe, düşündükçe de geliyor. Evet. Tüpün üzerindeki dikkat edilmesi gereken notlar, evet, iş yerlerinin ve evlerinde, insanlar içeriye girdiğinde gözüne çarpacak bir yerde 3-5 cümleyle konmasında fayda var mıdır? Yani insan yangın başına geldikten sonra oraya koşmasın. Eve geldiğinde tabelada görsün. Mutfağında onu görsün. Tabii. Böyle bir şey olabilir mi? Zaten bu ilanlar yani bu tabii, uyarıcı. Zaten öyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bir yangın tüpü 90 santimin üstüne asılmamalı. Üst boyu 90 santimde kalmalı. Evet. 1.80 ile 2.20 arasında dekote levha, YSC levhayı gösteren yani, işaret. Evet. Onun altından da tekrar kullanma talimatı. Çünkü insanlar yangın tüpüne dikkat etmezse bile evet, duvardaki kullanma talimatına mutlaka dikkat ediyor. O zaman da zaten tüpünün dönemi, zamanı, değiştirme zamanı gelip gelmediğini oradan kendi gözleriyle görmüş. Zaten şimdi şöyle biz verdiğimiz bütün yerlerde barkod sistemimiz var. Güzel. Biz internet üzerinden hangi fabrikada ya da hangi evde fark etmez, hangi arabada evet, yangın tüpü bizim verdiğimiz tüplerin tarihi ne zaman geçiyor biz görüyoruz. Tamam. Ve biz müşterilerimizi arıyoruz. Sigorta gibi düşün. Tamam. Size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağlık, sıhhat, afiyetler. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Size sağ olun.